Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Reader P10S'i inceliyoruz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim, bu telefona da aksiyonlu bir final gelecek, aklınızda bulunsun, videonun sonlarına doğru izleyebileceksiniz. Şimdi dilerseniz direkt kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içeriği her zaman olduğu gibi ekstra aksesuarlar almanızı gerektirmeyecek şekilde hazırlanmış. 1 adet kulaklık, 1 adet silikon kılıf, 1 adet ekran koruyucu film, 1 adet USB Type-C kablosu ve 1 adet adaptör kutunun içinde geliyor. Şimdi telefonun tasarımına hızlıca geçiş yapalım. Telefonun sağında solunda neler var bunlardan bahsedeyim. Üst tarafında sadece 1 adet mikrofon bulunuyor arkadaşlar ve bunun iki yanında antenleri görebiliyoruz. Arka tarafına baktığımız zaman 1 adet kamerası var. Kameranın hemen yanında flaşımızı görüyoruz ve flaşın altında da lazer otofokus yer alıyor. Ayrıca bir de Reader logosunu görüyoruz. Arka taraf oldukça sade ve benim sevdiğim bir şekilde tasarlanmış. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman kulaklık girişimizi görüyoruz. Bunun hemen yanında yine üst taraftaki gibi anten girişlerimiz yer alıyor. Mikrofonumuz USB Type-C ve onun hemen yanında da hoparlör yer alıyor. Arkadaşlar sağ tarafına baktığımız zaman ses açma ve kapama düğmelerini ve güç düğmesini görüyoruz. Sol tarafında da micro SD kart ve sim kart takabileceğiniz bir yer bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz micro SD kart takmayıp 2 tane sim kart takabiliyorsunuz. Bu sim kartlardan bir tanesi nano, diğeri de micro sim kart. Ön tarafına baktığımız zaman tabii ki de ön kamerasını bunun hemen yanında AIZE'ye giriyoruz. Ayrıca AIZE'nin yanında da sensörler yer alıyor. Alt tarafta da kapasitif tuşlar yer alıyor. Ortadakinin parmak izi okuduğunu söylemeliyim. Sizlere telefonun öne çıkan bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. 3D Touch. iPhone'larda gördüğümüz 3D Touch özelliğinin Android cihazlarda da bulunması bence gayet güzel. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma yapayım. Mesela kameraya sertçe bastığımız zaman bize çeşitli seçenekler sunarak zaman kazanmamızı sağlıyor bu 3D Touch. Ekranı 5.5 inç olan telefonun 1920x1080 yani Full HD bir çözünürlüğü bulunuyor. Telefonun ağırlığı 147 gram arkadaşlar. 7 mm'lik de bir kalınlığa sahip. Ayrıca 4.5G uyumlu olduğunu da sizlere söyleyeyim. Şimdi hızlıca teknik detaylara da geçelim. MediaTek'in 8 çekirdekli Helio P10 işlemcisini kullanan P10S grafik işlemcisi olarak Mali T860 MP2 kullanıyor. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB'lik dahili bir depolamayı da içinde barındırıyor. Amiral gemilerine kafa tutabilecek teknik detaylara sahip olan telefonun bence 64 GB'lik bir hafızası olması oldukça önemli. Ayrıca 64 GB size yetmezse micro SD kart sayesinde 128 GB'a çıkartabiliyorsunuz. Yani 128 artı 64 GB'lik bir hafızanız olmuş oluyor. Şimdi kamerasına da hızlıca değinelim arkadaşlar. 16 megapiksellik bir ana kameramız, 8 megapiksellikte bir selfie kameramız var. Ana kamerasının 1.8 diyafram değerine sahip olduğunu söyleyelim. Düşük ışıklarda bile gayet güzel performanslar sunabiliyor. Özellikle makro modunda güzel işler çıkartabilen kamerasının illa olumsuz bir tarafını söylememiz gerekirse 4K video desteği yok. Ancak günümüzde de 1080p video hala bence geçerli. Şimdi piline geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Reader P10S'in 3000 mAh'lik bir pili bulunuyor. Telefonu fazla kurcalamayan tiplerdenseniz bu 3000 mAh'lik batarya 2 güne oldukça rahat bir şekilde çıkartır. Eğer bir telefonla gününüzü dolu dolu yaşıyorsanız, elinizden hiçbir zaman düşünmüyorsanız bir gün akşamında tabii ki de şarja takmanız lazım. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı 1500 TL. İlk duyduğunuz zaman biraz pahalı gelebilir ancak amiral gemilerinde olan özellikleri 1500 liraya satın alabiliyorsunuz bu telefon sayesinde. Pil, kamera, yüksek depolama alanı veya çift sim kart gibi hani amiral gemilerinde görebileceğimiz özellikleri amiral gemisi fiyatı ödemeden almak isteyen takipçilerimiz için bence tercihler arasına sokulabilecek bir telefon olmuş Reader P10S. Şimdi arkadaşlar gelin aksiyonlu finalimize geçelim ve telefonun başına neler gelecek hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar şimdi aksiyonlu finalimize geldik. Şöyle hemen bir arkaya bakalım. Onur Bey burada mangalımızdan hazırladı. Evet. Onurcuğum yalnız bugün sana farklı bir şey getirdik yakman için. Hakikaten çok farklı bir şey yani. Çalışıyor bir de bakalım belki mangaldan sonra da çalışır. Vallahi sağ çıkarsa helal olsun. Lütfi bu bizim istediğimiz etkiyi vermeyecek. İçine atalım direkt. Aa, şöyle bir iç açılsın ya.
Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik böylece. Mangalda sizin için telefon pişirdik. Telefon tabii ki de çalışması imkansız bir kimdir, kaç tane cihaz işte benim artık boğazlar. Ben bitiriyorum bu videoyu artık. Millet yan tarafına duran bağlantıya tıklayarak başka bir web tekno videosuna ulaşabilir. Alt taraftan abone olabilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz.